Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün size çok güzel meyve sosuyla nefis bir sütlü tatlı hazırlayacağım. Malzemelerim 4 yemek kaşığı tepeleme un, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 paket süt kreması, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta ve 1 litre sütüm var. Üzerine yapacağım meyve sosu için de ayrıca buradaki malzemelerim 3 su bardağı nar suyu, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 tatlı kaşığı mısır nişastası, 1-2 damla da limon suyum var. Hemen muhallebimle tatlımı yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi önce katıları ekliyorum. Ben her muhallebi yapışımda bu yolu izliyorum. Bu sayede topak topak olmasını da engellemiş oluyorum. Şeker, un ve nişastayı tencereme aldım. Bu arada ocağın altı henüz yanmıyor. Onları kuruyken bir karıştırdım. Sütün bir kısmını ekledim. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum gördüğünüz gibi ve yumurtayı kırıyorum. Direkt kuru malzemenin üzerine yumurta kırmayı tercih etmiyorum. Daha kolay karışması için bu yolu tercih ediyorum. Sütün kalanını da ekliyorum. Vanilya ve kremayı muhallebim piştikten sonra ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi katılaştı. Şimdi vanilyayı ekledim. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmıyorum pişme süresince. Ve iyice katılaştığı zaman da hemen kenara alıyorum. Şimdi üzerinin meyve peltesini yapacağız. Nişastayı ve toz şekeri ekledim. Onları da önce karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Sonra 3 su bardağı nar suyumu ekliyorum. Ben burada hazır nar suyu kullandım. Bu kadar çok nar suyu sıkamazdım çünkü. Nar suyum çok güzel çıkmadı açıkçası. Rengi çok içime sinmedi. Ama isterseniz kendiniz evde sıkarak da nar suyunu elde edebilirsiniz. Peltem de koyulaşınca ocaktan aldım. Şimdi kenarda bekleyen muhallebimi önce mikserle biraz çırpıyorum. Sonra yavaş yavaş kademeli olarak kremayı eklemeye başlıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bu krema ekleyerek çırpma işlemi toplamda 2-2,5 dakika kadar sürüyor. Çok uzun çırpmanıza gerek yok. Hem kıvamı güzelleşiyor hem kremayı çok güzel karıştırmış oluyorsunuz mikserle. Yeterince karıştığını düşündükten sonra artık borcama yayabilirim tatlımı. Her tarafını eşit bir şekilde düzlüyorum. Sonra kenardaki nar peltesini de üzerine yayıyorum. Büyük boy borcam kullandım gördüğünüz gibi. Bu tatlıyı kuplara da hazırlayabilirsiniz isterseniz. Oda sıcaklığına geldikten sonra da süslemeye başlıyorum. Buzdolabında 3 saat kadar dinlendirdikten sonra da servis yapabilirsiniz bu tatlıyı. Süslemede özgürsünüz. Ben elimdeki malzemeleri kullanarak böyle kafama göre özgün bir çalışma yaptım. Sadece nar taneleriyle de süsleyebilirsiniz. Ben de toz Antep fıstığı, fındık kırığı, nar taneleri ve Hindistan cevizi ile süsledim. Görseli de kuvvetli oldu. Böyle şık davet sofralarına da yakışacağını düşünüyorum. Bu tatlıyı bugün yiyen bütün misafirlerim tam puan verdiler. Umarım siz de denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.